Merhabalar, ben İlker Akanter. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeni başladığımız fotoğrafçılık eğitimi serimizin ikinci videosuyla huzurlarınızdayım. Bu videoda nasıl bir kamera almanız lazım ve bu kameraya hangi temel ekipmanları almanız lazım bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle şu anda piyasada iki tür kamera var en çok kullanılan. En çok kullananların başında aynasız kameralar geliyor bu şekilde ve daha eski teknoloji olan DSLR kameralar geliyor. Bu şekilde göstereyim size. Öncelikle bu iki kameranın arasındaki farkı anlatayım. Aynasız kameralar adı üstünde aynasız. Yani fotoğraf çekerken sensörün bir ayna tarafından gördüğü görüntüyü çekmiyor. Direkt sensör görüntüyü çekiyor. Bu şekilde size göstereyim. İçinde ve sensör direkt lense bakıyor. Objektif üzerinden çekim yapıyor. DSLR'larda ise birazcık daha farklı bir teknoloji var. Onlarda bir nevi ayna var. Onu da şöyle size göstereyim. Şunu bir çıkartayım önce. Evet. Şimdi şu içinde gördüğünüz ayna var bakın. Bu şu anda gördüğünüz şey, yani ben düğmeye bastığım zaman gördüğünüz gibi sensör çıktı. Sensör görüntüyü ters çeker, ayna düzleştirir ve ekrana verir. Ama bakın bunu her vurduğunuzda içindeki ayna oynar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve buna shutter sayısı da denir ve DSLR makine alacağınız zaman shutter sayısını genelde bildirirler, işte 5000, 10.000, 50.000, 100.000. Yani bu demektir ki siz bu düğmeyi her bastığınızda içindeki ayna mekanizmasının açılıp kapanma sayısı shutter sayısıdır ve bu da kameranın ömrünü belirler derler. Bir yere kadar doğru, kameranın ömrünü belirler, ama bir noktada şu var: bu kameraların ömürleri 400 bin, 500 bin, daha da fazla çıkan kameralar bile gördüm ben. Yani shutter değerleri o kadar ve canavar gibi çalışıyorlar. Ya da şunu söyleyeyim, diyelim bununla videoda çekeceksiniz. Şimdi bu kamera benim elimde yaklaşık 20 dakika aralıksız video çekebiliyor. 20 dakika sonra ısındığından dolayı kapatıyor kendini. Ondan sonra ya da diyor ki beni bir ıs kapat, ben bir soğuyayım. Şu alt tarafından özellikle ciddi anlamda sıcaklık hissediyor. Şimdi düğmeye bastığınız zaman video çekmek için ayna kalkar ve sizin çektiğiniz video süresi kadar o ayna kapanmaz. Şimdi sizce bu kameranın sensörünün ömrü aynanın açılıp kapanmasıyla mı alakalı olur, yoksa sensörün çalışma saatiyle mi alakalı olur? İşte bu mantığı kurduğunuz zaman shutter değeri aslında ikinci planda kalıyor. O nedenle tabii mümkün olduğunca düşük shutter değerli bir kamera alın. Ama temizse ve bütün fonksiyonları çalışıyorsa çok da dert etmeniz gereken bir şey değil. Yani 100 bine kadar kamera alabilirsiniz rahat rahat. Peki aynasızlarda ne var? Aynasızlarda ayna olmadığından dolayı bir kere yeni teknoloji, ayna yok ve shutter değeri diye bir şey de yok. Eğer aynasız fotoğraf makinesi alacaksanız shutter değeri sormanıza gerek yok. Çünkü bunun bir anlamı da yok. Aynanın kapanıp açılması gibi bir şey yok. Peki aynasız mı alayım, yoksa aynalı DSLR mı alayım? Şimdi aynalı fotoğraf makinalarında daha ucuzdur piyasada. Giriş seviyesi birçok kamera var. Onlardan bir tanesini alabilirsiniz yeni başlıyorsanız. Lensleri de ucuzdur. Kameralar eski olduğu için genelde eski üretilmiş lensleri de ucuzdur. Ama hacim olarak daha büyüklerdir. Videonun başına göstermiştim ama tekrar şöyle göstermeye çalışayım size. Bakın. Bu şekilde eşitlediğim zaman aradaki boyut ve hacim farkına bakabilirsiniz. Bu tabii ağırlığa da etki ediyor. Şimdi cep telefonla fotoğraf çeken biri cep telefonunu cebinden çıkartır, çatlar, fotoğrafını çeker. Ama siz kamerayla fotoğraf çekmeye dışarı çıktığınız zaman bu kamerayı ya çantanızda taşıyacaksınız, yan çantanız, ya sırt çantanızda taşıyacaksınız. Mutlaka ama mutlaka bu arada bir tane kamera çantası alın. Normal kullandığınız çantanın içine kameranızı atmayın. Çünkü bu kameranın içinde mekanik parçalar da var. Ve bu mekanik parçalar sallantıdan zarar görür. Özellikle lenslerin içinde bir sürü mercek var. Ve bu mercekler siz fotoğraf çekeceğiniz zaman yapacağınız netlemeye göre ya da zoom'a göre, zoom lens kullanıyorsanız araları uzayıp kısalır ve mekanik parçalardır, zarar görür. O yüzden mutlaka bir kamera çantası alın. Bütün kamera ekipmanlarınızı o çantanın içine alın. O çantayı sırtınıza alın ya da omzunuza alın.
Baştan verdiğim bilgi bu. 2. Kamerayı boynunuza asıyorsunuz. Ben bununla ilgili de bir video yapacağım. Boyna astığınız zaman belli bir süre sonra ağırlığından dolayı boyun kısmınızda ağrı oluşacaktır. O boyun kısmınızdaki ağrıya gidip omuzunuza almaya çalışacaksınızdır. Boyun askısını omuzda kameraya taşımak çok büyük bir risk. Çünkü bir yanlış hareketinizde omuzunuzdan düşerse kamera askısı, kamera da yere düşer ve çok üzülürsünüz ondan sonra kameranız kırıldığı için. O nedenle ben aynasız fotoğraf makinesi öneriyorum. Ama ilk defa gireceğim. Ben ilk defa bir kamera alacağım. Dışarı çıkıp fotoğraf çekeceğim. Sokak fotoğrafçılığı yapacağım. Portre fotoğrafçılığı yapacağım. İşte manzara fotoğrafçılığı yapacağım. Kuş fotoğrafçılığı yapacağım falan diyorsanız ve ben yeni yeni başlıyorum, yeni yeni öğreniyorum diyorsanız ucuz yollu Nikon'un ya da Canon'un giriş seviyesi kameralarından alabilirsiniz hevesinizi ve bu işi gerçekten yapıp yapamayacağınızı anlamanız için. Çünkü ben de biz mesela arkadaşlarımızla çıkıyorduk pandemiden önce. Alıyorduk kameralarımızı. İzmir'in sokaklarını turluyorduk elimizde kameralarla. Ve ben ilk başlarda normal boyun askısı kullanıyordum ve boyun askısı cidden ama cidden çok zor. Daha sonra farklı bir askı aldım. Ondan sonra kameramı yanımda taşımaya başladım ve elimden çekiyordum. Çok daha rahat oluyordu. Bunu da size göstereceğim zaten. Peki, aynalı ile aynasının başka ne farkı var? Aynalı fotoğraf makineleriyle fotoğraf çektiğiniz zaman şöyle bir ses duyarsınız. Çıt çıt diye. Çıkıt. İşte bu aynanın hareket sesi. Ve siz buna bastığınız zaman bu kamera azıcık titrer. Ben size ilk videoda ne demiştim? Kamerayı her zaman bu şekilde tutun. Kollarınız açık olsun diye. Çünkü titremeyi alırsınız. Aynasızlarda ise böyle bir durum yok tabii ki. Aynasızlarda fotoğraf çekmek çok daha kolay. Bu şekilde size de bir tane fotoğraf açayım. Hatta buna deklanşör sesi de dijitaldir. Sırf fotoğraf çektiğinizi anlayın diye. Herhangi bir titreşim yok. O nedenle aynasız kameralar hafifliğinin yanında fotoğraf çekmesi de daha rahattır. Ayrıca aynasız fotoğraf makinalarda yaptığınız her türlü ayar işte ISO'su, diyaframı bunların hepsini değiştirdiğiniz zaman ekranında yaptığınız anlık değişimi görürsünüz. Çünkü sensör dijital olarak aldığı bütün görüntü ekrana verdiği için aynı cep telefonları gibi yaptığınız bütün ayarları görebilirsiniz. Ama DSLR'da böyle bir durumunuz yok. Çünkü sensör direkt görüntüyü alır. Size fotoğraf çektikten sonra işlenmiş görüntüyü daha sonra gösterir. O nedenle çektiğiniz fotoğrafı ayarlarını değiştirirseniz bakarsınız ya bu olmamış derse atıyorum karanlık çıkmıştır. Ben bunu ISO'sunu biraz daha yükselteyim derseniz size shutter değerini biraz daha arttırayım ki daha uzun bir pozlama süresi olsun. Sensör daha fazla ışık alsın. Bu aldığı ışıkla daha aydınlık bir fotoğraf çekeyim. Bakın bir anda ne kadar fazla terim girdi değil mi? İşte diyafram aralığı girdi. Ondan sonra işte pozlama süresi girdi. Yani bir sürü şeye girdi. İşte fotoğrafçılık aslında böyle bir şey. Bunların hepsini bilmeniz lazım. Ve bunların hepsini size anlatacağım. Ben hiç merak etmeyin. Bölümler ilerledikçe bunların hepsini anlatacağım size kısa kısa. Şimdi bunlar arasında hangisini seçeceğinize kendiniz karar vereceksiniz artık. Gelelim lens seçimine. Şimdi herkes profesyonel fotoğraf makinesi dediği zaman aklına gelen tek şey işte bir sürü lens oluyor mu? Lens takılıp çıkartılıyor mu? Evet. Aynasızlara ya da DSLR bir fotoğraf makinesi aldığınız zaman aha lensler burada. Takıp çıkartabiliyorsunuz. Onda herhangi bir probleminiz yok. Ama hangi lensi ne şekilde kullanmanız lazım? İşte bu çok önemli. Genelde kamera aldığınız zaman üzerinde 18-55 ya da markasına göre değişen işte 14-42 olabilir bu. Lensler gelir. Bunlara kit lens denir. Bu şekilde benim elimde Nikon'un bir adet 18-55 lensi var. Şimdi bu lensin üzerinde bir sürü şey var gördüğünüz gibi. Bunlar ne işe yarıyor? 18-55 milimetre. Yani baktığınız lensin yanında milimetre yazıyorsa bu lensin milimetre değeri. Yani 18 milim ile 55 milimetre arasında bu lens oynar. Bakın gördüğünüz gibi. Peki bu ne demek? Şimdi yakınlaştırma ve uzaklaştırma anlamına geliyor bu. Açıkçası ben üzerinde gelen lensin kalitesini çok fazla beğenmediğim için genelde bu tür lens kullanmam. Eğer alacaksanız mesela Nikon için konuşuyorum. Nikon alacaksanız kameranın yanında bir adet 18-105 bu şekilde. Bu Nikon'un takgez lens diye geçen 18-105 lensidir. Bu 18 milim ile 105 milim arasında bu lens zoom yapar. Bu şekilde. Ve sokak fotoğrafçıları için bana göre olmazsa olmaz lenslerin başındadır bu.
Tak gezdens. Takarsanız mesela tatile gittiniz, sağda solda fotoğraf çekeceksiniz. Ha işte bu lens tam size göre. Bunu taktığınız zaman hem yakından da fotoğraf çekersiniz hem uzaktaki bir objeye de bayağı bir yaklaşarak fotoğraf çekersiniz. Tabii ki bu bir 70-300 dediğimiz bu zoom lenstir. Ya işte kuş fotoğrafçılığı, böcek fotoğrafçılığıyla uğraşanlar için ihtiyaç olan lenslerden bir tanesidir. Bu 70 milimli. Bakın öbürü 18 milimde. Bu 70 milim. Yani bunun başlangıcı daha uzaktaki objelerden başlayıp 300'e kadar gidiyor. 300 milime kadar gidiyor. Şu şekilde. Bu da bir zoom lens oynar. Bununla daha uzaktaki objeleri sanki siz onun yakınındaymışsınız gibi fotoğraf çekersiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Milimetre büyüdükçe yani siz objenize yaklaştıkça görüntüde titreme müthiş artar. Şöyle düşünün. Şuradaki cismi çekerken ki titreme çok önemli değil ama mesafeyi uzattığınız zaman o uç noktadaki titreme çok daha fazla olur. O yüzden bu tür bir lens kullanıyorsanız çelik gibi sinirleriniz yoksa ki çoğunuzda yoktur, bende de yok. Tripod kullanmanız gerekiyor. Bir tane de tripod almanız lazım. Çok dandik bir tripod almayın. 200-250 liraya güzel tripodlar var. Ben diğer ekipman anlatımlarını yaparken onlardan da bahsedeceğim size diğer önümüzdeki videolarda. Tripod kısmını şu anda o yüzden geçiyorum. Peki bir tane lens aldık. Bu lensin üzerinde bir sürü değerler var. Şimdi abi bu değerler nedir? Şöyle bir tanesini alayım bakalım. Evet şimdi. Bu benim elimde 50 milimetre bir lens. Şu şekilde göstereyim size. 50 milimetre bir iki nokta üst üste 1.8. Şimdi bu ne demek? 50 milimetre bu lensin kaç milimden fotoğraf çektiğini gösteriyor size. İşte derim 18-55, 18-105, 70-300, 50 milimetre. Bakın lenste iki tane değer varsa bu zoom lenstir. Yani zoom yapabilirsiniz. Yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Tek değer yazıyorsa bu prime lenstir. Yani tek milimetredir. Tek odaklıdır. İleri geri zoom yapıp zoom in ya da zoom out yapamazsanız lense tek odaklıdır. Ama şu avantajı vardır. Çok keskin fotoğraflar çeker. Keskin fotoğraf ne demek? Çok düzgün, çok güzel fotoğraflar çeker. Ve diyafram aralığı düşüktür. Şu şekilde size göstereyim. Ne dedik? 50 milim 1 2 nokta üst üste yani bölü 1.8. Bunun diyafram aralığı 1.8. Peki 1.8 ne demek? İşte siz fotoğraf çekerken benim arka tarafım flu olsun. Arka taraf çok bulanık olsun böyle ben net görüneyim dediğiniz lensler anda fotoğraflar bu lenslerle çekiliyor. 1.8, 1.4, 1.2 diye gidiyor bunlar. O 1 nokta aşağı doğru düştükçe yani işte 1.8 atıyorum bu lens 500 liradır. Siz 1.4 almak isterseniz bu lens 500 liradan çıkar 5000 liraya. 1.2 derseniz o lens olur 25.000 lira gibi. Düşünebilirsiniz. Fiyatları artar. Çünkü bıçak sayısı artıyor. İşte ışık alma yerde arka tarafı full yapma falan artıyor. Bir de f değerinin düşük olması şu avantajı var. Özellikle video çekenler çok iyi bilirler. F değerini düşürdüğünüz zaman şimdi bunda bir de diyafram aralığı var. İşte bu f değeri diyafram aralığıdır aslında. Gözünüzü kırpmak gibi düşünebilirsiniz. İşte gözünüzü ne kadar kırp kasarsanız ışık o kadar az gelir. O da o bir anda atıyorum yüksek bir ışık vurduğunuz zaman gözünüzü kısarsınız ya. Göz merceğinizin aldığı ışığı azaltırsınız. Heh, işte bu diyafram aralığıdır. Ben bu lenslerde de aynı. F değeri düştükçe birin altına indikçe daha doğrusu 2'nin altına indikçe diyeyim çünkü 1.8 1.4 ya. 2'nin altına indikçe siz gözünüzü daha çok açıyorsunuz. Daha çok ışık alabiliyorsunuz. Daha çok ışık ne demek? Daha loş ortamda bile lense daha fazla ışık sokarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz anlamına geliyor. Ben bir önceki videoda size ne bahsetmiştim? Işık kaynağını düzgün kullanın demiştim. İşte bu f değeri düştükçe lensin alabildiği ışık miktarı da arttığı için loş ortamlarda çok daha net videolar görebilirsiniz. Mesela ben videolarımı normalde Olympus EM10 Mark 3 ile çekiyorum. Bunun üzerinde 17 milim f1.8 lens var. Bu şekilde size göstereyim. Ve ben bununla çok loş ortam. Mesela şu ortamda fotoğraf video çekerken çok zorlanmıyorum. Ama kimi YouTuber'ları görüyorsunuz adamın ortam cidden çok karanlık. Ve çok net, keskin videolar çekmişler. İşte bunlar genelde 1.8'in de altında lens kullanan insanlar. Yani oradan da kıyaslayabilirsiniz. Diyaframdan da bahsettik. Shutter değerinden de bahsettik. Evet, lens kısmına geldik. Şimdi
Kamerayı aldınız. Lens alırken neye dikkat etmeniz lazım? Nasıl fotoğraf çekeceksiniz? Bir kere herkesin çantasında bir tane 50 milim ya da 35 milim. Mesela şunun üstündeki 35 milimdir benim. Bu da 50 milim. 50 milim ya da 35 milim f1.8 bir tane lensiniz olsun. Bu portre lensidir. Dediğim gibi işte arka tarafı flu olacak şekilde, bulanık olacak şekilde fotoğraf çekmek istiyorsanız modellerinizin bir tane bundan olacak. Ben sokak sokak gezeceğim, sokak fotoğrafçılığı yapacağım diyorsanız da 18-105 ya da aldığınız kameranın markasında mutlaka bu tür takke lensler vardır. Ben Nikon için konuşuyorum 18-105'te. Bir tane böyle bir lensiniz olsun. Sokağa çıktığınız zaman çok büyük rahatlıktır bu. Ben işte kuş fotoğrafçılığı çekeceğim. İşte börtü böcük fotoğrafçılığı çekeceğim. Yani benden bayağı uzaktaki bir canlının, objenin fotoğrafını ben sanki orada yokmuşum gibi rahat bir doğal yaşamını çekmek istiyorum diyorsanız da 70-300 ya da işte daha büyük 400'ün üzerine işte ne bileyim bilmiyorum o kadar büyük lensim olmadığı için ezbere bilmiyorum işte atıyorum 70-400, 70-500 gibi ya da 105-400 bu tür bir lens alarak fotoğraf makinalı evet megapikselleri önemli ama 16 megapiksel bir fotoğraf makinesiyle işte 24 megapiksel bir fotoğraf makinesinin arasında kaldığınız zaman bir fiyatına bakın. İki shutter değerine bakın. Çünkü şimdi benim Olympus'um 20 megabit. Bu M4 bölü 3 format kısmına daha sonra gireceğiz. Bu kamera ise APS-C yani 24 megapiksel fotoğraf çekiyor. Ve ben çektiğim bütün fotoğrafların çözünürlüklerini düşünüyorum. Düşürüyorum işleme noktasında. Çünkü bu kadar büyük megapikselli bir fotoğraf çektiğiniz zaman yani duvarı kaplayacak kaliteye yakın bir fotoğraf alıyorsunuz. Yani bu kadar fotoğrafı baskı yapmıyorsunuz zaten. Yani yapan mutlaka vardır ama ben yapmıyorum. Büyük ihtimal siz de yapmayacaksınız. Çektiğiniz fotoğrafları saklayacaksınız. O nedenle megapikselini ikinci plana atın. Kameranın diğer özelliklerine bakın. İşte atıyorum pili ne kadar fotoğraf çekiyor. Mesela ben Nikon'umun fotoğraf ben batarya ömrüne hastayım. Çünkü 400'den fazla, 500'den fazla fotoğraf çektiriyor bana tek bataryayla. Bir tane yedek bataryam var. Ben çıktığım zaman 1000'e yakın fotoğraf çekip gelebiliyorum ki 1000 fotoğraf cidden bütün gününüzü uğraştırırsınız yani fotoğraf çekerken. O nedenle batarya ömrüne bakın. Lens fiyatlarına bakın ve lens bulunabilirliğine bakın. Mesela Olympus'un lensleri pahalıdır. Bu kadar ufak lens olmasına rağmen yani cidden pahalı lensleri var. Nikon'un lensleri daha ucuz. Canon'un lensleri daha ucuz ve Canon kameralara birçok farklı markanın lensini takabiliyorsunuz. İşte Sigma takabiliyorsunuz. Çevirici adaptörlerle Nikon lenslerini bile takabiliyorsunuz. Bunları kullanıyorsunuz ama o ayrı bir şey. Ona da geleceğiz. Hatta ona burada videoda girelim. Şimdi şu şekilde lenslerin arkasında bakın bu lensin arkası şurada sarı renkli bağlantı noktası var. Görüyor musunuz? Bu otomatik AF yani otomatik netleme yapabilen lens demektir. Eğer lensin arkasında komple şurası metal ve bütün her taraf düzse bu tür bağlantı noktalarınız yoksa lens alırken arka tarafını bracket kısmını gösterir zaten size. Eğer yoksa hiçbir şey o manuel lenstir. Yani siz düğmeye bir kere bastığınız zaman tıt yapıp kendi otomatik netlemez. Netlemeyi sizin manuel elinizle yapmanız lazım. Bunlara dikkat edin lenslerde. Manuel netleme lensler de alıştığınız zaman çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz ve ucuzdur da piyasada. Çünkü eski lenslerde otomatik netleme olmadığı için eski kameraların lenslerinde işte SLR değil de şey DSLR değil de SLR kameralarda lensler eskidir ve bunlarda dijital netleme yoktur. Siz elle netlersiniz. Bu tür lensler ucuzdur ama 20 yıllık, 30 yıllık lenslerdir. O yüzden temizliğine, bakımına özen gösterin. Çünkü zamanla bunların içine toz kaçıyor, kirleniyor. Evet, alacağınız kameranın siz nasıl fotoğraf çekmek istiyorsanız o lenslerin de fiyatlarına bakın, ona göre çekin. Ne dedim size? Portre fotoğrafçılığı çekeceksiniz. 35 milim ya da 50 milim bir tane lensiniz olması lazım. Ben sokak fotoğrafçılığı yapacağım diyorsanız ben Takkes lensi öneriyorum size. Takkes 18-105'ten başlar. Bu tür bir lens mutlaka alın. İşte ben uzak fotoğrafçılık çekeceğim diyorsanız işte börtü böcek çekeceğim, hayvan çekeceğim diyorsanız da 70-300 tarzında zoom lens bir tane almanız lazım. Ya yok ben aile içinde aldım işte aile fotoğraflarımı çekeceğim diyorsanız kameraların yanında gelen normalde 18-55 kullanılabilir. Ama ben bu lensi çok fazla beğenmiyorum. Yani kamerayı alırken mesela Nikonlar bir ara satıyordu. 18-55 yerine içine 18-105 lens de satıyorlardı. Mesela bu ikinci elden alacaksanız bu tür bir set alabilirsiniz. Ya da lens alırken kamera sahiplerinin genelde böyle birkaç tane lensi olur. Eğer makine temizse emin olun lens de temizdir çoğunlukla. O yüzden
O tür bir kişiden bütün seti de alabilirsiniz. Ve ilk defa başlıyorsanız, dediğim gibi cep telefonunu bırakacağım, ben artık fotoğraf makinesine geçeceğim, fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekeceğim diyorsanız, koştura koştura gidip sıfır kameralara dünyanın parasını vermeyin. Çünkü fiyatlar cidden çok arttı. İkinci elden uygun fiyatta bir tane kamera alın. Temizliğine bakın. İkinci el kamera nasıl alınır? Bu da güzel bir video konusu. Bunu da çekeyim. Aldığınız kameraya o şekilde kullanın ve ikinci el kamera aldıktan sonra başlayın fotoğraf çekmeye. Evet, artık ben bu işi öğrendim, daha teknolojik bir kamera istiyorum dediğiniz zaman da artık bütçe ayırırsınız. Ayırdığınız bütçeye göre de bir tane kamera seçersiniz. Bu videoyu da burada keselim. Bu kadar uzun olmasını istemiyordum ama yine konuştukça konuştum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Seri devam edecek. Lütfen takibi bırakmayın. Çünkü kameralar ve temel fotoğrafçılıkla ilgili birçok bilgi vereceğim. Videoyu beğendiyseniz YouTube kanalımıza da abone olduktan sonra orada bir tane çan var. Çana da beğenirseniz böyle tıklarsınız. Bize haber kanalımız açılmış olursa biz yeni içerik ürettiğimiz zaman size bilgiler gelir. Ayrıca Teknoloji Odası'nı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Benimle iletişime geçmek istiyorsanız Instagram'ı tercih edin lütfen. Ya da Discord sunucumuza gelip oradan da benimle iletişimi kurabilirsiniz. Ayrıca Teknoloji Odası'nı www.teknolojisi.net forumumuza gelerek de oradan da bana mesaj gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.